Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet elimde gördüğünüz gibi size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz gördüğünüz gibi irice büyük bir model. İster havlu kenarlarında kullanabilirsiniz. İsterseniz yemenilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Modelimizin anlatımı arkadaşlar bu şekilde yapılışı. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ikişer zincir çekerek tığ hazırlıyoruz. Yemenimizin dört kenarını da ikişer zincir çekerek tığ battı ile hazırlıyoruz. Şimdi direkt yuvamızın yapılışına geçeceğiz. Çünkü arkadaşlar şöyle dolgulu bir trabzan var ara suyu olarak. Bunlar ister 3 ister 5 tane kendi zevkinize göre koyabilirsiniz. 2 tane zincir çekiyorum tığ battıya giriyorum. Buraya bir tane tığ battı yaptık. Bu şekilde. Bir, iki zincir. iki tane oldu. İki zincir çektim. Üçüncü tığ battımı yaptım. İki zincir çektim. Dört oldu. İki zincir çektim. Beş tane. Altı tane toplam arkadaşlar. Buraya bu şekilde ikişer zincir çekerek tığ battı hazırlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tane zincirimi çektim. Sayıyorum buradan. 1, 2, 3 3. tığ battımın içine buraya kapattım. Burada da arkadaşlar ara suylu mesafemde de 3 tane tığ battı kaldı. 1, 2, 3 tane zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimizin yuvasındaki dal yeşil dal kısmını yapıyoruz. Bir defa doladım. Bu şekilde 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincirimi çekip buradaki trabzanımın arasına girip tomurcuk yaptım. 2 zincir kapattım buraya. 1 oldu. Tekrar 2 zincir bir defa doladım. 2 2 1 2 3 4 zincir. Buraya tırabzanıma kapattım. 1 2 zincir çektim. Yuvaya kapattım buraya. 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2 2 olarak kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde yuvaya kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Yuvamın içine bu şekilde kapatıyorum. 3 tane oldu arkadaşlar. Buraya toplam 6 tane olacak bu şekilde. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 olarak alıyorum. 4 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir. Bu şekilde kapattım. 1 2 zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 alt 1 2 3 4 zincir yuvaya girdim kapattım 2 zincir çektim kapattım buraya bu şekilde burada toplam 5 tane oldu sonuncu dalımızı da yapıyoruz 2 zincir çekip bir defa doladım 2 2 1 2 3 4 zincir aynı şekilde buraya kapattım. 1 2 zincir yuvada bu şekilde kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Buraya aynı yuvamın içine kapattım. 1 2 zincir. Hemen yandaki tığ girdim. 2 oldu arkadaşlar. 1 2 zincir bu şekilde kapattım. Tekrar 2 zincir çekip bu kadar. Arkadaşlar sağda da 3, sol tarafında da 3 tane mesafe verdim. Bir zincir çekiyorum. Örümceğimi yaptım. Şimdi başta gösteremediğimiz ara suyunu burada gösteriyoruz. Aynı ara suyu arkadaşlar. 1, 2 tığ battı. Atladım. 1 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. 1 defa doladım. 2 2. 1 defa tığın başını doluyorum. 2 2 alarak 3. trabzanımı yaptım zincirimle beraber. 3 4 5 1 defa doluyorum. 6 7 ve 8. ve sonuncu trabzanım. Hemen yandaki tığ battı ya. Kapattım buraya bir zincir çektim ipimi koparıyorum pembe ipimizi tutturduk tığımızla beraber bu şekilde ters çevirdik modelimizi şimdi arkadaşlar buradan 4 zincir ile tomurcuk yapmıştık ya oradan bu şekilde tutturdum ve sık iğne ile kapattım buraya 1 2 3 4 zincir hemen yanındaki yere şekilde kapattım. 1 2 zincir çektim. Dönüşleri 3 çekelim arkadaşlar. Şu dönme mesafesi zinciri yiyor. O yüzden çok küçük oluyor bıtırcığımız. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir bu şekilde yaptığım trabzanın arasına bir tane pıtırcık yaptım. 1 2 zincir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar yuvalarımızın içine 3 tane bu şekilde pıtırcıklı trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde kapattım buraya. 1 2 zincir kapattım trabzanımın içine. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Aynı şekilde 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. 1 2 zincir bu şekilde yuvaya kapattım. Hemen arkadaşlar buradaki tomurcuğumun içine sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane çiçeğimiz hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu trabzanımın içindeki tomurcuktan girdim sık iğne ile kapattım. Buraya yine 4 zincir yanındaki tomurcuklu trabzanın tepesine kapattım bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. ilk dönerken yuvamızdan 3 zincir. Bu şekilde yine aynı 2 2 alarak bu çiçekte ne yaptıysak burada da aynısını bu şekilde yapıyoruz. 4 zincir kapattım buraya. 1 2 zincir bu şekilde kapattım. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 alıp bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim. Kapattım buraya. 1 2 zincir kapattım buraya. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2. 1 2 3 4 zincir. Kapattım tırabzanıma bu şekilde. 1 2 zincir. Bu şekilde tırabzanıma kapattım. Tomurcuk içine son bir sık iğne de yapıyorum. Bu şekilde zincirimi çektim. Kapattım. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncüsünü yapmak için ters tarafından aynı şekilde çeviriyorum. Buradan çiçeğimi kopardığım yerden bu şekilde sık iğne ile kapatıp yine 4 zincirle köprü yapıyorum. Dönüyorum buraya arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Aynı şekilde ilk dönüşler 3 zincir. Yuvaya girdim, 2, 2 aldım. 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım. 1 2 zincir. Çiçeğimizin yaprağının biri hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi öbür ikisini de tam anlayalım arkadaşlar. Şimdi bunlar dallarımızın üzerine ikişer dal, ikişer dal ayırarak 3 tane çiçek yaptık. Şimdi sarıyla ikinci katını yapmak için arkadaşlar bu şekilde şöyle ikisi birbirine yakın olan bu taraftan bir de bu taraftan olanına yakın olanına şimdi köprü yapacağız arkadaşlar sık iğne ile kapattım 4 zincir çekiyorum buradaki tomurcuktan tuttum kapattım bu şekilde arkadaşlar çünkü bu pıtırcıklarımızın düz yüzüne gelmesini istediğimiz için köprümüzü ters tarafından kuruyoruz. 2 2 olarak alıp trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Buraya trabzanımın arasına kapattım. 1 2 zincir. Kapattım buraya. Bu şekilde. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu şekilde arkadaşlar. 1 2 zincir yuvaya kapattım bu şekilde. 1 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak alıp trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir bu şekilde kapattım tomurcuğumu. 1 2 zincir. Buradan bu şekilde kapattım. Sık iğne ile tomurcuğumu kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde sarımızdan tutturuyoruz. Sık iğne yapıyoruz tomurcuğumuzdan. Bir, 2 3 4 zincir buradaki tomurcuktan da tutturup buraya hem ikisini birbirine yakın yapıyoruz hem de bir köprümüz oluştu 3 zincir köprüyü yapar yapmaz 3 zincirle buraya bu şekilde geçtim döndüm yani arkadaşlar 2 2 alarak bir trabzan yapıyorum 4 zincir trabzanımın arasına tomurcuğumu kapattım 1 2 zincir bu şekilde bir tanesi hazır. Çünkü bundan aynısından 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane doladım tığın başına. 2 2 aldım. 4 zincir kapattım buraya. 2 zincir bu şekilde kapattım buraya. İkisi ikincisi de hazır. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir Tırabzanımın arasına kapattım. Bir, iki zincir. Arkadaşlar yuvaya bu şekilde kapattım. Şu ipimi arkadaşlar aslında koparsam şöyle sırf buraya batayım da o ip orada sağlamlaşsın diye kesmiyorum. Aslında bu örnek bezi arkadaşlar tülbet değil kullanılmayacak. Niye o kadar eziyetini çekiyorum bilmiyorum. Bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son tacımızı yapmak için çiçeğimizi yapmak için çevirdik. Yine bu sarıların şöyle birbirine yakın olan yerlerden sık ile tutturduk. 1 2 3 4 zincir. Tomurcuğuma girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bu şekilde bir defa doladım. 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım bu şekilde 1 2 tane zincir çekiyorum kapattım bu şekilde arkadaşlar buraya yine aynısından 3 tane yapıyoruz ikinci 2 iki, 2 iki aldım 4 zincir çektim kapattım 2 tane zincir çekiyorum arkadaşlar bu şekilde ikinci kirpiğimi de yaptım daha doğrusu çiçeğimin yaprağını yaptım iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir bu şekilde trabzanıma kapattım 1 2 zincir bu şekilde arkadaşlar üçüncüyü de yapıp yine son olarak buraya sık iğne ile battıktan sonra kapattım ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde. Çok güzel ve çok hoş. Arasını birer tane yaptım ama arkadaşlar yer olsaydı daha fazla yapardık. Bunlar daha önceden ayarlamış olduğum 2-3 tane kaldı arkadaşlar kumaşlar. Bu şekilde siz 3-5 yaparak arasının mesafesini ayarlayın. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havlu kenarlarına, yemenilere istediğiniz Yerde kullanabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.